Zafer abi merhaba demiş psikolog bir arkadaş. Bana abi demeyin arkadaşlar. Abi kelimesi önemli bir kelimedir. Büyük bir ünvandır. Anlamları derin olan bir ünvandır. Öyle tanımadığınız, etmediğiniz, hayatta hiç karşılaşmadığınız, karşı karşıya hiç oturmadığınız, hayatı hakkında hiçbir şey bilmediğiniz ve en önemlisi size hiçbir abiliği dokunmayan bir insana abi demeyin arkadaşlar. Şunu unutmayın bir insana abi dediğiniz zaman o insana üzerinizde bir tür otorite sahibi olma hakkı verirsiniz. O insanın kendinizden üstün olduğunu ve sizin de onunla eşit olmadığınızı, o kişiden daha az bilen bir adam olduğunuzu ve ondan daha cahil olduğunuzu bildirmiş olursunuz. Bu maalesef Türkiye'nin çok toksik kültürlerinden bir tanesi. Dünya kültürleri içerisinde sadece Türkiye'de vardır zaten bu. Dünyanın hiçbir yerinde sadece birisi yaşı büyük diye ona abi demezsiniz. Bir insanı böyle bir konuma koyup ...hayatınızda böyle bir saygınlığa ulaştırabilmek için... ...önce o insanın size bunu hak edecek bir şey yapmış olması lazım. Sırf yaşı diye birisine abi demeyin. Ki zaten ben 26 yaşındayım. Bu arkadaştan çok da büyük olduğumu zannetmiyorum. Çok da büyük olmasam da ben bu arkadaşa abilik diyebileceğimiz hiçbir şey yapmadım. O yüzden kimlere söylediğinize dikkat edin arkadaşlar. Kelimelerin gücü vardır. Ve konuşurken, birilerine bir şey söylerken... ...gücünüzü o insanlara vermeyin. Bunun bir diğer sıkıntısı birisine abi dediğiniz zaman... Özellikle o kişi bu abiliği hak etmiyorsa, onun söylediği her şeyi aklınıza böyle sorgulamadan alıp içselleştirmeye başlıyorsunuz. Çünkü o artık sizin bilinçaltınızda abi oluyorsunuz, dinlenmesi gereken birisi oluyor. Ve belki de evet gerçekten dinlenmesi gereken faydalı tavsiyeleri var. Ama belki de tam olarak içselleştirmemeniz gereken yanıldığı ve belki de saçmaladığı bazı şeyler de var. Bu yüzden birisine abi demeden önce iyi düşünün. Hele sosyal medyada içerik üreten birisine hiç tanışmadığınız, denk gelmediğiniz birisine abidemeden önce iki kat daha iyi düşünün. Devam edelim. İki buçuk yıllık sevgilimle bir kavga sonucu ayrılık yaşadık. Geçmiş olsun. Ayrılan kendisiydi ve ayrıldıktan iki hafta içinde yeni ilişkiye başladı. İki hafta bir insanın iki buçuk yıllık bir ilişki atabilmesi için çok erken burada bu kızın senden ayrılmadan önce yedeğini hazırlamak için çalışmalar içerisine girmiş olduğunu varsayabiliriz. Ya aldattı ya da daldan dala atladı ama bence aldattı çünkü Lavo'u 2-3 aydır tanıyor. Evet bunun içten içe sen de şüphelenmişsin bu durumda. Bu gerçekten olabilir, olmayabilir de ama sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bu konu hakkında düşünmene gerekiyor. Hatta özellikle bu konu hakkında düşünmemelisin. Neden? Çünkü sevgilin, eski sevgilin olduğu andan itibaren o kadın artık senin için bitmiştir, hayatından çıkmıştır ve düşüncelerinde olmaya bile değmeyecek bir insandır. Sevgilinizle ayrıldıktan sonra sürekli böyle o sonsuz olasılıklar zincir içerisinde işte şunu yapsaydım ne olurdu, onu yapsaydım şu olurdu, işte acaba bunun altında ne söylemek istedi, şunu yaparken altında ne mantığı vardı, bunu acaba yaptı mı, şunu şöyle oldu mu, acaba şunu yapsaydım ilişkimizi kurtarabilir miydim, acaba benden neden ayrılmayı seçti? Bunların hiçbirisinin artık önemi yok arkadaşlar. Ayrıldınız, İlişki bitti. O andan itibaren o kızın da kafanızda bitmesi lazım. İlişkinin bittikten sonra acilen kendinizi iyileşme moduna hazırlamanız gerekiyor. Ve bu şekilde ilişkinin neden bittiğini ya da hangi koşullar altında bittiğini ya da kızın neler yapması sonucu bitmiş olduğunu düşünerek aslında iyileşme sürecinizi oldukça yavaşlatıyorsunuz. Sadece yavaşlatmayı bırakın. Düşünerek o konuda farkında olmadan o kadına duygusal yatırım yapmaya devam ediyorsunuz. İlişki bittikten sonra artık duygusal yatırımınızı kesmeniz gereken bir sürece gelirsiniz. Fakat bitmiş olan bir ilişkili ki bir kadının neyi neden yapmış olduğu hakkında hala düşünerek aslında ölü bir yatırım yapmış olursunuz. O yüzden bunu azilen kesmeniz lazım. İstiyorsa sizi aldatmış olsun, istiyorsa aldan alaklamış olsun, istiyorsa 15 tane ile Riley Raid gibi Eng Bang yapmış olsun, istiyorsa Pornhub'da çalışan bir porno yıldızı olsun, hiç önemli değil. Bunların hiçbirisi önemli değil. Bittiği zaman bitmiştir. Sizin hayatınıza katkı sağlamayacak şeyleri merak etmeyin. Hayatınıza devam edin. Bunun hakkında bir podcastim var mı? Evet şu an yapıyorum. Ya da yorumun nelerdir? Yeni ilişkisi ne kadar sağlıklı olur? Geri dönüş tabii ki kabul etmek istemiyorum ama söylemediğim bazı şeyleri suratına laflarla döve döve söylemek istiyorum. Olur mu? Evet, yine merak etmek istemediğin, merak etmemen gereken şeyleri merak ediyorsun. Sormaman gereken soruları soruyorsun. Seni ilgilendirmeyen şeyler hakkında düşünüyorsun. Yeni ilişkisi ne kadar sağlıklı olur? Bu seni ilgilendiren bir şey değil. Sen bu kızla ayrıldığın andan itibaren bu kız senin hayatından çıktı, bitti. Artık seni ilgilendirmiyor. Allah korusun vefat etse bir şey olsa cenazesinin haberinin sana bir hafta sonra falan gelmesi lazım. Kadınla ayrıldığınız andan itibaren yapmanız gereken ve bütün enerjinizi odaklanma, odaklamanız gereken tek şey o kadını bütün sisteminizin içerisinden atmak. Ve bütün enerjinizi buna odaklanmalısınız. Size o kadını anımsatan, o kadını hatırlatan, o kadınla ilgili düşünmenize sebep olan her şeyden kendinizi uzaklaştırın. O kadının verdiği hediyeleri çöpe atın. O kadınla çekildiğiniz fotoğrafları silin. O kadının sosyal medya hesaplarını her yerden takipten çıkın. Numarasını silin. O kadınla ortak bulunabileceğiniz ortamlardan kendini uz uzaklaştırın. O kadınla ortak arkadaşlarınızdan uzaklaşın. O kadının gittiği mekanlara gitmeyi bırakın ve kendinizi sürekli meşgul etmeniz lazım. Sürekli bir şeyler yapıyor olmanız lazım. Arkadaşlar ayrılığın ilk döneminde erkekler depresyona düşmeye kadınlardan çok daha meyillidir. Çünkü kadınlar ayrılığı önce kalbinde bitirir ondan sonra resmiyette bitirir. Bundan dolayı sizden ayrıldığında siz kendinizi çok içerisinde bulursunuz çünkü erkekler tam tersidir. Erkekler ilişkiyi önce resmiyette bitirir, sonra kalbinde bitirir. Bunun dolayı kız size bir ayrılıkla geldiği zaman o kız sizi sevmeyi çoktan bırakmıştır. Fakat erkekler çoğunlukla bu durumu anlayamaz ve, e, ve bu yüzden bir şok içerisine girer. Ve bu bulunduğunuz şok durumunu çok iyi bir şekilde yönetmeyi bilmeniz gerekiyor. Ayrılıktan sonra yoğun negatif duygular sarmalı içerisinde dönüp duracaksınız. Bu duyguların Size gelmesini engelleyemezsiniz ama iyi haber bu duyguların içinizde büyüyüp frizlenmesini engelleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu iki senaryoyu ele alalım. İki adam sevgilisinden ayrılmış olsun. Bir adam evinde oturuyordu. Eski sevgilisi birden aklına geldi. Çok negatif duygularla yüzleşmeye başladı. Sinirlendi. Üzüldü. Ağlamaya başladı. Ne yaptı? Buzdolabından çıkardı bir kadeh rakıyı döktü. Ve sonra... Müslüm Gürses açtı oradan. Raka eşliğinde içerek yıkılı, yıkık yıkık oturup kendini o negatif sarmalının içine gömmeye başladı. Başka bir adam aynı şekilde yine ayrıldı. Evinde otururken yine negatif duygular kendisine gelmeye başladı. Fakat bu adam bu negatif duygular içerisinde olduğunu fark eder fark etmez. Ne yaptı? O negatif duyguları pozitif davranışlarla yönlendirmeye başladı. Mesela kalktı hemen düşünmesine izin vermeden hazırlandı spora gitti iki ağırlık kaldırdı. Ya da kalktı hemen duş aldı üzerine güzel kıyafetler giydi arkadaşlarını aradı dışarıya çıktı eğlenmeye aktı. Güzel bir bara gitti ya da iyi bir restorana gitti güzel bir yemek yedi. Hayatın tadını tekrardan çıkarmaya başladı ve hayatın zevklerinden keyif almaya başladı kendisini buna zorladı. Bu sayede ne oldu kendisinde başlayan bu negatif duygular sarmal halinde dönmekten çıktı ve arkadaş bunu pozitif bir şekilde yönlendirerek bu duyguların kendisini çok kötü bir şekilde etkilemesini engellemiş oldu. Ayrılıkları işte bu şekilde yönetmeyi bilmeniz lazım arkadaşlar. Erkeklerin büyük bir çoğunluğunun ayrılık acısını atlatamamalarının sebebi ayrıldıktan sonra o erkeklerin hala sanki o ilişki içerisindeymiş gibi davranmaları. Hala o kadını düşünmeli. Düşünmeleri. Hala o kadının fotoğraflarına bakmaları. O kadının kendilerine hediye verdiği şeylere bakmaları bakmaları, o kadınla sürekli denk gelmeleri, yeni kadınlara açılmamaları, ondan sonra hayatlarını daha güzel, daha eğlenceli bir hale getirmeye çalışmamaları. Yani tamamen o eski konumlarında kalmamalı ve ne ileriye gitmeleri, yani daha çok geriye gitmeleri hatta. Sizin ayrıldıktan sonra bu ilişki olmadan önce nasıl bir adamsanız o adama geri dönmeniz gerekiyor, o adam gibi davranmanız gerekiyor. Yani ayrılık acısını atlatmak için ayrılık acısı çekmeyen bir adam gibi davranmanız gerekiyor. Ve böyle davranırsanız zamanla davranışlarınız sizin benliğinizi oluşturacak ve gerçekten ayrılık açısını çekmeyi bırakacaksınız. Bunu sistematik bir şekilde yaparsanız ayrılık açısını atlatmanız çok mümkün arkadaşlar. Ve hızlı bir şekilde bunu atlatmanız mümkün. Ama dediğim gibi özellikle ayrılığın birkaç ayında kendinizi mutlaka meşgul etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle sosyal anlamda. Hayatın suyunu sıkarcasına yaşamanız gerekiyor. Ne zaman negatif duyguların içerisine gelirseniz bunları pozitif bir şekilde yönlendirmeniz gerekiyor. Geri dönüş olur mu demişsin. Oradan tabii ki kabul etmek istemiyorum demişsin ama geri dönüş olur mu diye sorman bir geri dönüşü beklediğin anlamına geliyor. Bir geri dönüşü beklemende bu ilişkiyi henüz kafanda bitirmediğin anlamına geliyor. Ve bu ilişkinin artık bittiği gerçeğini de tam olarak kabullenemediğin anlamına geliyor. Dolayısıyla önce burada çalışmaya başlaman lazım. Bir de şunu söylemişsin. Ee, söylemediğim bazı şeyleri suratına laflarla döve döve söylemek istiyorum demişsin sen closure arıyorsun closure da aslında bakarsanız bir intikam çeşididir ayrılık acısıyla canı yalan kişi kendisinin canını yakan kişiyi acı sözlerle sert sözlerle ya da başka şeyler yaparak bak sen benim canımı acıttın şimdi ben de senin canını acıtacağım Avru'yla kendince bir intikam almaya çalışmasıdır aslında Clojure. Ama bu feminen bir şeydir ve şunu unutmayın arkadaşlar. İntikam betalıktır. Kadın erkek ilişkilerinde intikam almaya çalışmak betalıktır. Çünkü intikam nefretten gelir, öfkeden gelir ve bu duygular da aslında sevginin kötü ikiz kardeşidir. Bir ilişkiniz vardı, iki buçuk yıl boyunca birbirinizi sevdiniz, güzel bir ilişki yaşadınız, acısıyla tatlısıyla iyi aralar biriktirdiniz. Şimdi o ilişki artık bitti. Bir sürü acını çekeceksin, kendini toplayacaksın, sonra yeni bir ilişki başlayacak. Yine başka bir kadını seveceksin. Daha iyi, daha sağlam ayakların, daha yere basarcasına o ilişkiye gireceksin. Ama bunun olması için önce eski kadına karşı duyduğun sevgiyi içinde bitirmen gerekiyor. Ve sevginin zıttı nefret değildir. Nefret sevginin kötü ikisi kardeşidir. Sevginin zıttı tara, um, indifference, kayıtsızlıktır, ilgisizliktir, umursamamazlık, aldırmazlık gibi durumlardır. Dolayısıyla bu kadını atlatmak için onu sevmeyi bırakman lazım. Ve onu sevmeyi bırakmak da o kadına karşı ilgisiz olmakla, kayıtsız olmakla, umursamaz ve aldırmaz olmakla olur. Yani bu kadının hayatıyla ilgilenmeyi bırakmalısın. Bu kadının başına gelen herhangi bir şeyle ilgili kayıtsız olmalısın. Ve bu kadının hayatı nasıl gidiyor, kiminle birlikte oluyor, neler yaşıyor bunu umursamamalısın. Ve bu kadınla ilgili olabilecek artık herhangi bir şeye dahi aldırmamalısın. O closure düşünceleri ve içindeki öfkeyi ve nefreti beslersen o kadını sevmeyi artık bırakamazsın. O kadını sevmeyi bırakamazsan da yeni ilişkileri adım atamazsın. Kendini iyileştiremezsin. Ve bu negatif duygular sarmalarının içerisinde boğulur durursun. İçinde bir öfke var. Sinirlisin. Aklından binlerce düşünce geçiyor belki de. İki buçuk yıllık ilişkine bakıyorsun. Onun yanlış yaptığı şeyler var. Senin yanlış yaptığın şeyler var. Ama en nihayetinde aslında kendini öfkelisin bu ilişkinin bu şekilde sonlanmasına yönelik kendi olan payını, kendinde olan payından dolayı kendini öfkelisin. Bu yüzden bu öfke enerjisini, bu nefreti pozitif bir enerjiye dönüştürmek için kullanman lazım. Gidip bu closure'ı yaparsan, bu kızla konuşursan, içindeki bütün duyguları diye kusarsan ilk başta iyi hissedeceksin. Ama ondan sonra tekrardan kötü hissetmeye başlayacaksın. Sonra onu tekrardan özlemeye başlayacaksın. Bu sorununu çözmeyecek. Hatta daha kötü yapacağına bahse dahi girebilirim. Geçmişine bak. O ilişkinde yaptığın hatalara bak. Yaptığın besalıklara bak. Yapmaman gereken şeylerin, yapmaman gereken ama yaptığın şeylerin neler olduğunu teker teker öğren. Düşün. Ve bunun için kendine kız. Nasıl bu kadar aptal olabildiğini anla ve kendini bunun için kız. Öfkelen bu konuda hiçbir sorun yok. En önemlisi hatalarını anla ve onları bir daha yap. Evet arkadaşlar bunun sonuna geldik. Bu arada müjdemi isterim. Sonunda YouTube kanalımız monetize oldu. Artık YouTube'un partneriymişiz. Sabah bilgisayarımı açtığımda <laughs> öyle bir bildiri aldım. Bir yıldır bu işi yapıyorum. Düzenli olarak video içerikler üretiyorum. Birçok arkadaşın hayatına dokundum. Fayda sağladım. Başından beri benimle bu yolda ilerleyen ve bana yeni katılmış olsa da içeriklerimi severek tüketen herkese teşekkür ediyorum. Beni ve içeriklerimi daha fazla desteklemek isterseniz çok cüz'i bir miktarla katıl üyeliği açtım. Bu mümkün olabilecek en düşük miktarı olarak belirledim. 2-3 kuruş bir şey olsa bile arkadaşlar bu üyeliğe katılmanız YouTube algoritmalarını iyi bir şekilde etkileyecek ve bana çok yardımcı olacaktır arkadaşlar. Üyeliğin adını destekçi koydum. Burada amaç para kazanmak değil sadece çok cüzi bir miktarı diyerek bana destek olduğunuzu göstermek ve benim daha güzel ilerleyen zamanlarda daha güzel içerikler üretmem için beni motive etmek olacaktır arkadaşlar. Bu konuda bana destek olursanız çok memnun olurum. Bunun dışında ilerleyen zamanlarda katıl üyeliklerini düzenleyeceğim elbette. Fakat şu an kanalın takipçisini e, çok derin bir katı, katıl üyeliği yapabilmek için yeterli bulmuyorum. Biraz daha ilerlesin. Şöyle bir 5000-6000'i görelim. O zaman katıl üyeliklerini de ayrı segmentler içerisinde yapacağız. O konuyla ilgili de güzel planlarım var gerçekleştirmek istediğim. Evet beni dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı... Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi ve ve bu bölümü paylaşarak daha fazla insana ulaşmakta bizlere yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.